Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Deloğlu. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu tamamen bizimle ilgili. Epeyden beri, yaklaşık 2 yıldır istediğim mikrofonun sonunda kavuştum. Aslında öyle çok da alınması zor olan bir donanım değil ama bir türlü demek ki nasip olmadı. İnternet üzerinden araştırdım, böyle orta düzey bir yaka mikrofonu siparişini ettim. Bugün gelmiş. Böyle kamera üzerindeki mikrofonlardan çekim yaptığımız zaman ister istemez sıkıntıya yol açabiliyor. Çünkü arada mesafe olduğu için biraz oda yankılarını falan da alıyor vesaire. Şimdi gelin bunu bir önce bir açalım. Daha sonra takalım, bir de ondan bir test edelim. Markası biraz Türk markası gibi, boya BY-M1. Üzerinde böyle özellikleri falan yazıyor. Elektrikli kondenser bir mikrofon olduğundan bahsediyor. 65 MHz, 18 kHz, eksi 30 desibel, eksi 3 desibel vesaire. Yani burada mikrofonumuzun özelliklerinden kısaca bahseden bir bölüm var. Ve orijinal olduğuna dair bir bandrol var burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi kutunun içerisinde görelim. Ne var ne yok. Gerçekten basit bir donanım ama şimdiye kadar niye almadım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bir türlü fırsat olmadı. Bildiğiniz gibi daha önce masaüstü çekimlerde kullanmak için mikrofon almıştık. O kısmını çözmüştük. Bu kısmını da şimdi inşallah bu mikrofonla çözeceğiz hep birlikte. Şöyle. Evet. Türkçe var mı burada? Türkçe yok. Canı sağ olsun, olmaz. Boş ver. Biz tazende çözeriz bunu. Şöyle, bunu genelde merak eden arkadaşlar için söylüyorum arkadaşlar. Bu ürün rutubet almasın diye böyle tuz gibi bir şey var bunun içerisinde. Kimyasal var. Bu genelde böyle elektronik eşyalardan çıkıyor. Bunu çok soranlar oluyordu çünkü. Evet, ürünümüzün şöyle güzel uzunca bir kablosu var. Kaç metreymiş bunun kablosu? Burada yazıyorum bakalım. Kablo uzunluğu 6 metre. Kablo 6 metre arkadaşlar. Bayağı güzelmiş. Yani uzun bir kablosu varmış. Yani böyle hareketli çekimlerde işe yarayacaktır kesinlikle. Biraz ayağımıza dolaşır ama gerçekten hoşuma gitti benim. Üzerinde bir adet pil var. Aynen böyle saatlerde kullandığımız küçük pillerden. Evet, bunu herhalde şu aparatın içerisine koyacağız. Stereo jack girişi var. Bir adet de mono jack var içerisinde. Böyle dönüştürücülü. Aynen. Bunu da ses kayıt cihazları var. Onlara dönüştürmek için sanırım. Şöyle mikrofonumuz var. Pop filtre var bir adet. Şundan keşke 2-3 adet olsaydı. Bir adet de şöyle yakamıza tutturacağımız mandalımız var. Cihazımızın üzerinde böyle ses kartı kısmı var. Elektronik kısım yani. Bu kısım pille çalışıyor. Pilin şu alt kısmı artı. Zaten üzerinde artı yazıyor. Şu uç kısmı da eksidir. Hemen pilini yerine koyalım ve kapağını kapatalım. Burada araştırdığım kadarıyla güzel bir cihaz. Fena değil. Hemen üzerinde kamera ve off smart point diye bir kısım var. Anahtarı aşağıya aldığımız zaman burada off yani kapanıyor ama akıllı telefonlara takılabiliyor. Yani pil devre dışı kalıyor. Akıllı telefonlarda pil çekmiyor. Kameraya aldığımız zaman pil devreye giriyor. İçerisine koyduğumuz pil devreye giriyor. Bunu da dediğim gibi dikkate almak lazım. Yani telefonda kullandığım zaman bu anahtar aşağıda olacak. Kamerada kullandığım zaman da yukarıda olacak şekilde. Aynen üzerinde de elbisemize tutturabilmemiz için bir mandal koyulmuş bu şekilde. Kemerimize falan tutturabiliriz.
Şimdi öncelikle şu yakamıza takacağımız mandalı hemen mikrofonun üzerinde zaten oyuk bir kısım var, oraya takıyoruz. Ve mikrofonla birlikte gelen şu pop filtre yani süngerini takıyoruz. Böyle şık bir mikrofon ortaya çıktı. Bu dediğim gibi bütün akıllı telefonlara, tabletlere ses kayıt edebilen o tarz cihazların hepsine uyan bir jack var üzerinde. Bu sanki arkadaşlar yanlış gönderilmiş gibi geldi bana. Bundan ben çok sattım. Bu böyle sıkı olması lazım. Neyse bu önemli değil. Bundan bende çok var. Bunların stereo olanları da var. Bu mono. Ses kartlarında falan kullanılıyor zannediyorum. Amfilere falan takmak için. Şimdi gelin bunu bir de takalım. Şuradan açalım bir. Kablosu dediğim gibi gayet ince olmasına rağmen kaliteli gibi duruyor. Ama ince kablo. Biraz dikkat etmek lazım kullanırken. Şimdi kameramıza takalım ve deneyelim. Burada kablomuz uzun olduğu için arkadaşlar eğer devamlı aynı mekanda çekim yapıyorsak o metreye göre ayarlayalım. Kalan kısmını yani şu fazla kalan kısmını üzerinde gelen böyle bir kelepçe var. Cırt cırtlı. Bununla düzgün bir şekilde toparlayarak şöyle bu şekilde toparlayarak kablomuzu koruma altına alabiliriz. Dediğim gibi aşırı uzun 6 metre. Neredeyse benim evim koridoru 7-8 metre. Yani koridorda bir çekim yaptığım zaman bayağı bir işime yarayacak bu. Bu şekilde dediğim gibi çekim yaptığınız mekana uygun ayarladıktan sonra şu kısmını toparlamanızı öneriyorum. Bizim için önemli olan ses kalitesi. Onu da edit esnasında zaten anlayacağız. Siz de videoyu izlerken bu saatten sonra yani videonun bu kısmından sonrasını burada taktıktan sonrasını fark edeceksiniz kesinlikle. Bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğimiz videoları paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Eyvallah.